Eli değecek, şöyle ağır bir halı gibi çırpılacak ve tozlar havalanacak. Evet, çok teşekkür ediyoruz Yerel Eşitlik Eylem Planı'nda emeği geçen herkese. Böylesi büyük ve çok yönlü bir dönüşüm ancak çok güçlü ve çok kararlı bir siyasi irade ile gerçekleşebilir elbette ki. Bu şehire eşit ve adil bir yaşam. Sürdürülebilir, sağlıklı bir çevre ve hep ortak akıl diyerek yola çıkan ve kadınların eşitlik e, hayalleri ve projelerinde onlar adına konuşarak değil katılımcı vizyonuyla hep onlara en büyük destek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu şimdi söz sizin başkanım. Çok kıymetli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler. Çok güzel bir gündemle karşı karşıyayız. Ee, bugün e, yerel eşitlik eylem planı gerçekten böylesi büyük bir kentin geleceğine e, büyük bir çağdaşlık katan ve insanların bir arada mutlu olmasını sağlayacak temel unsurları, ana hedef olarak ortaya koyan bir plan. Bunu e, sizlerle beraber tanıtıyor olmaktan, paylaşıyor olmaktan ve de hep birlikte bunun bir parçası olmaktan büyük keyif duyduğumu belirtmek istiyorum. Elbette bir yönüyle de geç kalınmış olması, e, adına da kentimiz adına üzüntü duyduğumu da e, söylemek boynumun borcu. İstanbul büyük bir kent. Dolayısıyla bu kentte eee şehrin üreten, çalışan bir kitleye ihtiyacı var. Ama bir yanı çalışmasına izin verilmeyen, hatta eee okutulmayan sokaklarda belki huzurla dolaşamayan eee kadınlara dönük bir yaşam da var. Yani bunun olmadığını söylemek şu aşamada ne yazık ki mümkün değil. O zaman bu bir büyük mücadele anı hepimiz adına. Bu tam da eşit, adil, yaratıcı diye kavramlarla tanımladığımız o felsefenin sürecin önemli bir parçası. Zaten kadınlara bu eşit fırsat alanını sağlamadığımız takdirde onlara bu ortamı sunmazsak, seslerini duymazsak bu kente ne eşit ne de adil ve de ne de yaratıcı deme şansımızın olması mümkün değil. Bu bakımdan kadınları ikinci plana atan bir anlayışla yol yürümenin mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. 21. yüzyıldayız. Bu şehrin artık bu konuda da kaybedecek tek bir anı yok ortak mücadeleyle bunu başarabiliriz. Tabii ne mutlu ki bugün bir eylem planımız var. Eee neticede işin teorik kısmını toparladık diyebilirim. Eee ama kat etmemiz gereken çok da uzun bir yol haritası var. Bütün bu yazdıklarımızın, bütün bu çalışmalarımızın kurumumuza yansıması, hayatımıza, şehrimize yansıması ve Ortak aklın eseri olan bu stratejilerin bizim yaşamımıza yön verdiğini görmemizin e, hayatımızda olmasını e, hissetmemizin gerektiği günlerdeyiz. Bu bu yolda hızla ve kararlılıkla ilerleyeceğiz. Ama engelimiz var mı var? Bugün ne yazık ki bugün bile birkaç gün içerisinde yaşadığımız kadın cinayetlerini konuşmaktan utanç duyuyoruz. Bunu yaşamaktan da utanç duyuyoruz. Ee, İstanbul Sözleşmesi'nin böylesi bir ortamda bertaraf edilmesini de kınıyorum. Bu manada toplumdaki hem cinsiyet eşitliğine katkı sunan hem de kadına şiddete dayalı bir takım olumsuzlukları ortadan kaldıran bir sözleşmeye karşıtlığı da anlamamızın mümkün olmadığının altını çizmek istiyorum. Bu yönüyle kararlıyız. İşin elbette ki teorik kısmı ile ilgili hazırlıklar ki az önce hem hocamız hem Şengül Hanım çok kıymetli bu yol haritasını bizlerle paylaştılar. İçinde büyük kocaman bir emek var. Bir yıla yakındır. Hem kurum içi hem kurum dışı katılımcıların büyük emeği var. Bunu, katıl, bunu tebrik ediyorum. Ama bir yönüyle de aslında ne kadar uzun bir yol haritası, ne kadar zor bir yol haritası yol haritasının önümüzde olduğunu da altını bu yaşadığımız son birkaç gündeki üzücü olaylarla bile e, hissetmemiz gerektiğini de altını çiziyorum. Tabii bu konuda kararlı olduğumuzu tekrar yinelemek isterim. Ve özellikle bu konuda kurumumuzun gerekli bütçeyi ayırması bunun her anında hissettirilmesi ee, sürecin bu yol haritasına göre izlenmesi konusunda bize ışık tutan bir e, mesele olduğunun da e, hatırlatılması gerekir. Tabi bu plan katılımcı bir biçimde hazırlanmış olması az önce arkadaşlarımın tariflediği kurum kuruluşlardan STK'lara kurum içindeki deneyimli insanlardan kadın muhtarlara ve de bu kararı alan ve bu kararın her zaman arkasında duran özellikle büyükşehir belediyesi meclisimizin özellikle kadın meclis üyelerine kadar herkesin katılımcı bir süreç yönetmesi bunun şimdiden aslında başarıya doğru yürümesine dönük bir işaret. Yani bir kurum oturup bunu yazmadı sadece. Bu değerli bu yönüyle de açıkçası katkıda bulunan herkese de buradan ben de yürekten teşekkür ediyorum. İstanbul'da toplumsal cinsiyet eşitliği kesinlikle kurumsallaşmalı, kesinlikle yaygınlaşmalı, sürdürülebilir olmalı, izlenebilir olmalı, bütçelenmiş olmalı ve bu şekilde yürümeli. Bunun da taahhüdünü ben buradan veriyorum. Kesinlikle böyle olacak. Kadınların ve çocukların ihtiyaçlarını önceleyen verimli bir bütçe planlamasını mutlak yapacağız. Bu şehirdeki her kadının hayatını kolaylaştırmak ve eşit bireyler haline gelmelerini sağlamak ve de her ortamda imkanlardan faydalanması konusunda önünde hiçbir engelin olmadığını ortaya koyan hizmet ve politikaları geliştireceğiz. Bu konuda da taahhütte bulunuyorum. Görevimize başladığımızda ne yazık ki çok acı örneklerle başladık. Gördüğümde, duyduğumda benim de şaşkınlıkla e, duyduğumda böyle yok ya olmaz diye karşıladığım anlar oldu. Yani neredeyse 2500'e yakın çalışan olan bir kurumumuzda kadın çalışan sayısının sıfır olduğunu duymak beni derinden üzdü inanamadım. İnanmadığım için birkaç kez sordum. Hani bana bana mı böyle anlatıyorlar diye ne yazık ki öyleydi. Onun için bugün o bahsettiğimiz iştirakimizde bırakın kadın çalışanların sayısının oldukça arttığını artık orada bir kadın yöneticilerin de olduğu bir ortamı var ettik. Ve şehrimize inanın başarıyla hizmet ediyorlar. Kadın istihdamını kadın yöneticilerin sayısını arttırıyoruz gerçekten kadın çalışan sayısını çok arttırdığımızı gururla söyleyebilirim. Sadece bir, bir buçuk yıl içerisinde. Kadın yönetici sayısını da aynı şekilde neredeyse üç katına çıkarttığımızı da hepinizin huzurunda söyleyebilirim. Burada durmadan devam edeceğiz. Yani bu fırsat eşitliğini ortaya koyma adına kararlı olduğumuzu buradan duyurmayı bir borç biliyorum. Bunun da bir lütuf olmadığının da altını çiziyorum. Yani gerçekten hak eden, başarılı kadınların göreve geldiğinin de altını çiziyorum. Yani bu aslında fırsat eşitliği ortamını ve atmosferini ortaya koymanın bir karşılığıdır. Yoksa ayrımcılık yaparak kadınlara fırsat vermek değildir. Onun da altını çizmek isterim. Bunu yaparken Tabi kadınların az olduğu alanlarda kadınların görünür hale gelmesi ve onların o gücünün hissedilmesi toplumun tamamında da bir eşitlik bilincinin oluşmasına katkı sunuyor. Yani İETT otobüsünde bir şoförün görünmesi böyle bir şey. Koca metroların idaresini, sek ve idaresini yapan kadınların orada olması da böyle bir şey tramvay operatörü, zabıta memuru ve hatta tarihinde belki ilk defa itfaiye memuru. Dolayısıyla bunların görünürlüğü ve varlığı toplum gözünde bir eşitlikçi kavrayışa sebep olacak. Yani çocuklarımız, gençlerimiz, kızı erkeği, kadını erkeği fark etmeksizin onları gördükçe aslında eşitliği hisseder bireyler olacaklar. Yoksa lafta eşitliği anlatalım. E ee bir salona girelim hep erkek yöneticiler ya da bir çalışma grubunda sadece erkekler. Çok acı bir durum. Bunları yenmemiz ve bu ortamların ortadan kalkmasını sağladığımızda kendi ailemizdeki bireylere dair bir saygıyı ortaya koyduğumuza bir örnek olacaktır. Dolayısıyla kadınlar her yerdeler. 16 milyon için çalışıyorlar ve her yerde var olacaklar. Kadınları sadece iş hayatında değil, her yerde desteklemeyi de felsefe olarak edindik. Kadınlar özellikle bazı hususlarda ortaya koyduğumuz katkılarla aslında yaşamda varlıklarını daha güçlü bir şekilde göstermelerine fırsat tanımış olduk. Ben ev ziyaretlerinde daha önceki görev dönemimde elde ettiğim deneyimle bizzat arkadaşlarım da bilirler ki bu 0-4 yaş arası çocukların olduğu çocuklarının olan annelerin otobüslere ya da toplu taşıma araçlarına ücretsiz binmelerini ben önermiştim. Çünkü bu kentte o yaş grubuna dair bir milyona yakın bir nüfus var ve bu nüfusa <laughs> sahip ailelerin ne yazık ki büyük bir kısmı dar gelirli ve ne yazık ki annelerin yaşama katılmaları konusunda büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Tabiri caizse çocuğunu aşıya bile götürürken nasıl gideceğim diye düşünen ailelerden bahsediyoruz. Bunların mobilize olması bu kenti yaşamasının çok değerli olduğuna inandım. Yani eve sıkışmış bir annenin psikolojik olarak çocuğuna katkı vermesinin bile sağlıklı katkı vermesinin bile çok zor olduğunu hissettiğim için bu öneriyi yaptım. Ve çok yakın zamanda bunu bazı güçlüklere rağmen kimin parasını kime veriyorsun diyenlere rağmen hayata geçirmenin keyfini ve onurunu yaşıyorum. Hele hele aldığım sayılar, rakamlar neredeyse milyonlarca kez şu birkaç ayın içinde seyahat etmiş olmaları annelerin ne kadar isabetli bir iş yaptığımızın karşılığı. Muazzam bir şey. Onlar hayata katılıyorlar, insanlarla karışıyorlar, hayal ediyorlar ve yarın gerçekleştirecekler. Belki o küçük çocukların bu hayat diliminde ona katkı sunacaklar ama biliyorum ki ilerleyen yıllarda açtığımız kreşlere çocuklarını emanet edip iş yaşamına katılacaklar. Ve ben o annelerin evlerini defalarca ziyaret etmiş bir insanım. Aylarca evden çıkmadım diyen anneyle konuşmuş bir belediye başkanıyım. Eşinin yanında ya da yalnız. Dolayısıyla ben o anları, o evlerin o küçücük odalarındaki annelerin zorluklarını biliyorum. Bu manada bu katkılarımız, farklı destek paketlerimiz, anneyi, bebeği düşünen, hayata çocuğun çağdaş bir biçimde hazırlanmasını sağlayan katkıları tereddütsüz sunmaktan geri durmayacağız. Tabii aynı zamanda çok dilli bir şekilde hizmet veren destek hatlarımız, kadınların zor anlarında onların yanında duran e, merkezlerimizle beraber dayanışma evimizle beraber şiddete uğrayan özellikle kadınlara sosyal destek sunmakta da kararlıyız. Tabi umarım ki bu şehirde ve bu ülkede ne kadına şiddet konuşulsun ne de şiddete uğrayan kadınların geçici barınmalarını sağlayan merkezlere ihtiyaç duyuyoruz. Ama var, açtık, ihtiyaç oldukça açmaya da devam edeceğiz büyük dileğimiz kesinlikle kadına şiddetin konuşulmadığı bir şehir ve bir ülke. Bunu sağlamak zorundayız. Dört kadın adına özellikle kendimi mesul kabul ediyorum diye birçok konuşmamda söylüyorum. Eee anneme, eşime, kızıma, kız kardeşime karşı sorumlu büyüdüm. Bu sorumluluğu her an hissettim ve kadının toplumdaki varlığını canlı hissetmiş bir insanım. Yani o kadının zorluklarını deneyimleyerek yaşamış da bir insanım. Çünkü hep örneğini veriyorum. Tam da bugün de vermek zorunda hissediyorum kendimi. Kadının çalışırken ne kadar mutlu olduğunu, ne kadar güçlü olduğunu da bilen bir insanım. Çünkü ben bir köy çocuğuyum ve köy çocuğuyken annemin üreten bir kadın olarak ne kadar mutlu ve ne kadar e, güçlü olduğunu yaşamış birisiyim. Ne zaman ki köyden kente ki yaklaşık 17 yaşındaydım geçiş yaptığında İstanbul'a geldiğinde de ne kadar sıkıntılı bir yaşamla yüzleştiğini görmüş birisiydim. Esprisini yaparım. Benim annem o yaşta eşinden para istemek zorunda kaldı. Çünkü o yaşa kadar hürriyeti olan bir kadındı. Beni de aracı olarak kullanırdı diye de anlatmıştım birkaç kez. Yani isteyemezdi ve ben aracılık yapardım kimi zamanlar. Dolayısıyla benim anneciğimin yaşadığı bu problemi bu kentte hiçbir kadının yaşamasını istemiyorum. Kadın gerçekten özgür olmazsa ve bu anlamdaki fırsat eşitliği ona sağlanmazsa bir toplumun mutlu olmayacağını biliyorum. Kadının fırsat eşitliği ve eğitimle beraber kendini geliştirmesinin sağlandığında da ne kadar güçlü olabileceğine ne kadar kararlı olabileceğini, ne kadar yön verebileceğini de eşimden yaşıyorum. Kız kardeşimden yaşıyorum. Dolayısıyla bu fırsatı toplumda güçlü kılmak istiyorum. Çünkü aynı gücü, aynı kararlılığı hatta daha da ilerisini sevgili kızım Beren de yaşasın istiyorum. Bütün bunları örnekliyorum çünkü benim sorumluluğum onlardan aldığım örnekle bu kentin milyonlarca kadınına dönük aynı hizmeti, aynı fırsat eşitliğini, aynı mücadeleyi kararlılıkla ve inanarak yapabilmek üzerine. O bakımdan yerel eşitlik eylem planı Toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumlaştırması, gerçekten e, bu kent için ne kadar önemli olduğunu tekrar altının çizilmesi, insanların bu kentte yaşayan bütün kadınların bir yurttaş olarak bir kadın politikası olduğunu ve bir insan olarak değerlendirildiğini, asla bir e, fırsat eşitsizliğinin yaşandığı bir ortamın e, müsaade edilmeyeceğini bir felsefe olarak, iliklerine kadar hem bu kentin hem bu kurumun işlenmesini sağlayacak adımları atmaya devam edeceğiz. Bunu bütün kadınlara müjdelemek istiyorum. Burada bulunan herkese bunu müjdelerken aslında bunu bütün İstanbul'un kadınlarına müjdelemek istiyorum. Bir parçası olsunlar, sivil toplum kuruluşlarının bir parçası olsunlar, kentin bir parçası olsunlar, Katıl, katılımcılıkta en cesur, en önde yürüyen insanlar onlar olsunlar. Bu kentin sadece kurumsalıyla değil, yaşayanlarıyla sahibi olduklarını hissetsinler. Kent konseyimizin kıymetli başkanı e, burada. Dolayısıyla bir kadın olarak da o alanın da güçlenmesinin sağlanması konusunda da elinden geleni yaptığını biliyorum. Bizler de orada özellikle kadın temsiliyetini, e, arttırmayı ve bütün kadınların bu kent adına yapılan her işe katılmalarını sağlamayı çok istiyorum ve de önemsiyorum. Elbette bu heyecanı burada e, duyuyoruz. Eee ve bu heyecanı duyan ve katkı sunan eee bu sürecin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle içinde olup bunu önemseyen erkek yöneticilere de teşekkür ediyorum. Eee Umarım bu plan örnek teşkil eder ve toplum olarak kadının güçlendiği, hak ettiği yere geldiği, el birliğiyle çalışarak eşit bir geleceği hep birlikte bize verirler. Kıymetli katılımcılar, sevgili İstanbullular, bugün ayrıca özel bir anı da yaşıyoruz. İstanbul'un geçmişten bugüne biriktirdiği Kültürel mirasın e, yaratılmasında biliyoruz ki erkekler kadar kadınların da rolü var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne İstanbul'un zengin, kültürel, siyasal, iktizadi, tarihsel dokusunu ele alan çok özel iki kitabımız e, önümde. E, bu eseri de yayın hayatına kazandırıyoruz. Osmanlı İstanbul'unda kadın, ve Cumhuriyet İstanbul'unda kadın isimli kitaplarımız tarihten günümüze kadının İstanbul'daki yerini özellikle ekonomiden sosyal hayata, sanat ve edebiyattan spora, siyasetten hukuka birçok alanda irdeleyip önümüze getiriyor. Bu aynı zamanda ülkemizin gelişiminin toplumsal gelişiminde kadınların kurucu rolünü de anlatan bir eser. İki ciltlik bu eser kadınların bu dönemdeki etkinliğini ve özellikle özellikle de Cumhuriyet tarihimiz boyunca hak ve özgürlükler için verdikleri mücadeleyi de anlatıyor. Bu benim için çok değerli bir bölümü. Osmanlı döneminden başlayan ve Cumhuriyet döneminde devam eden süreçteki var olmalarının örnekleri ve izleri var. Çok kıymetli izleri var. Hepimizi bugün çok büyük bir cesaretle işte kararlılıkla bu eşitliği hizmet etmemize dönük bir e, beyanda bulunuyor. Bu bakımdan e, özellikle de milli mücadele ve sonrasında bu ülkenin kuruluşuna dair verilen mücadelenin ne kadar değerli bireyleri olduğunu anlatıyor ve ışık tutuyor. Pek çok belge var, arşiv var. Yazarlarımızın ki 30 30 yazar galiba, 30 yazarımızın muazzam katkısıyla hazırlanmış bu eser. Tabii eee bunu tanıtacağız. Bununla e, beraber de aslında bütün konuklarımızla paylaşmış olacağız. Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Şimdiden Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Büyük emek harcayarak ve bu niyetini yaklaşık bir yıldır benimle paylaş, paylaşıp kurumumuzla işbirliği yaparak e, İstanbul'da büyük tam 15 bin fidanın dikileceği yarın bir tören heyecanını bize yaşatan sevgili eşim Dilek İmamoğlu'na da buradan teşekkür ediyorum. 15 bin fidanla aslında çok güzel bir ormanı bu kente kazandıracak ama bir güzel tarafı da özellikle İstanbul'umuzun kadın belediyemizin kadın çalışanlar adına bu fidanları dikmeyi arzulamıştı. Sonra bunu daha da geliştirdi, özellikle ülkemizdeki bütün kadın profilini temsil eden e, insanların da içinde olduğu bir listeyle onların adına ağaç dikmeyi, fidan dikmeyi hedeflemişler. Oraya da emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yarın fırsatı olanları da bu ağaç dikme e, etkinliğimize bekliyoruz. E, çok mutluyum. 8 Mart'ın bu anlamlı eee eylem planıyla kutlanmasını yine güzel iki ciltlik kitabımızın eee sizlere tanıtılmasını yarın binlerce fidanımızı yine bir ormana dönüşecek olan eee fidanımızın kadınların o anaş duygusuyla mücadeleci ruhuyla dikilmesini eee yaşayarak 8 Mart'ı kutlamaktan büyük keyif duyuyorum. Yine Özellikle yine çok arzu ettiği bir kitabın da hazırlığını yapıyorlar ki burada emeğe geçen çok kıymetli dostlarımız da var. ilham alınacak kadınların hikayesinin anlatıldığı bir kitap. O da sanıyorum çok yakın zamanda yine bütün İstanbullarla paylaşılacak ve özellikle İstanbul Vakfı'mızın hayırlı bir işine katkı sunulmasına dönük bir bağış kampanyasının da sürdürüleceği bir e, projeye dönüşecek. Böyle çok yönlü bir 8 Mart yaşıyoruz. Çok da gururluyum, mutluyum. Tekrar bütün çalışmalara emeği geçen, eylem planına emeği geçen, bu kitaplara emeği geçen, yarınki ormanın dikimine emeği geçen e, ve bundan sonra da e, kadına şiddetin duyulmadığı, kadına saygının ve fırsat eşitliğinin en üst seviyede yaşanan bir ülke olmayı diliyorum. Bu e, duygularla 8 Mart e, Kadınlar Günü'nün kutlu olmasını e, diliyor hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Başkan mikrofon ister misiniz? Değerli bir ee, ekibimiz de var. Hem e, kitaplar konusunda teşekkür ediyorum Cengiz Bey ve bütün çalışma arkadaşlarına. İstanbul Kitapçısı gerçekten çok kıymetli kitapları kazandırıyor kurumumuza ve İstanbul'a. Ama bu çok e, sıkı bir kitap oldu yani. Eline sağlık bütün ekibin, katkı sunan yazarların. E, karıştırıyorum kitabı. Bir iki haftadır elimde ve çok güzel e, anılar çok güzel e, emek veren insanlar mücadele eden kadınların izlerini okuyorum hatta e, bu sabah beraber kahve içtik çok kıymetli İyi parti genel başkanı sayın Meral Akşener hanımefendi ile kitaptan da kendisine e, hediye ettim ki kadın konusunda özel çalışmaları olduğunu da ifade etti e, kıymetli genel başkan. Sizlere de selamlarını iletti, onu da söyleyeyim. Sabahleyin beraber çay ve kahve içtik. Bu kitabı da kendisine hediye ederken şunu söyledim. Arkadaşlarım kitap basıp bana getirdiklerinde hani bitti projemiz işte hazır deyince dedim. Sanki bir metro hattı bitirmiş gibi mutlu oluyorum. <laughs> o bakımdan... Bu esere emeğe geçen, bu güzel e, kimlikleri ve onların anlarını bizimle paylaşan buradaki bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Nazan Hanım, son sözü siz söyleyin bir kadın olarak buradaki kadınların adına da söylemiş olun. Bugün gerçekten bir dönüm noktası sadece İstanbul için değil, Türkiye için de bunun yansımaları olacak. Kadın erkek eşitliği ya da kadınların sorunu sadece kadının sorunu gibi görülüyor Türkiye'de. Oysa öyle değil değerli arkadaşlar. Kadın erkek eşitliği demokrasinin temel kriteri, sürdürülebilir kalkınmanın itici gücü. Bugün o adımın atıldığına tanık olmak uzun yıllardır kadın hakları mücadelesi veren bir arkadaşınız olarak beni ne kadar mutlu etti tahmin edemezsiniz. Değerli başkana, ekibine bütün de emek verenlere gerçekten bir İstanbullu yurttaş olarak da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet.